Galaksi Rehberi'me hoş geldiniz. Bugünkü konuğum gol kralı sevgili Ergin Keleş. Merhaba. Ergin hoş geldin. Hoş bulduk abi. Görüşemiyorduk ne zamandır? Bayağıdır görüşemiyorduk. En son ne zaman görüştük? Vallahi hatırlamıyorum ki. Belki Dünya Kupası olabilir bizim o zaman. Yok sonra görüştük. Bir Antalya görüştük kampında mi? Rastlaşmıştık. Benim Trabzonspor'dan gönderildiğim kamp. Olabilir. Benim gönderildiğim bir kamp. Gelip hatta orada benim televizyonda söylediğim bir şeyle ilgili bir şey yapmıştım. Böyle bir hafif bir nasıl söyleyeyim, şikayette bulunmuştun. Trabzonspor'un 5. forveti ha diye gelmiştin. İyiydim ama hakkımı yediler gibi biraz benim. Ya neresinden başlayayım bilmiyorum. Şu kitap, yani bilmeyenler varsa kitabı, bu kitabı ilk okumaya başladım da bir kere harika yazmışsın. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bu bir otobiyografi. Sen yazdın bunu. Evet. Yani bir gölge yazar yok yani. Süper. Harika. Yani anlatımına her şeyin çok çok iyi. Hem içeriği olarak hem tekniği olarak. Okumadıysanız okuyun arkadaşlar. Şimdi ben bu kitabı ilk okumaya başladım. Dedim ki bence bu kitap genç sporculara okutulmalı. Sonra ilerleyen sayfalarda dedim ki acaba kaldırsak mı ortadan bunu? Çünkü hayat için gayret edip de bir türlü gayretinin karşılığını alamayan insanlar da okumalı herhalde. Yani insan Türk futbol ortamından soğuyor okudukça. Biraz o tarafı da var yani. Yani aslında soğumalı mı onu da bilmiyorum. Yani belki bir parça da bu iş için Türk futboluna dair güzel şeyler yapmak isteyen insanları da heveslendirebilir. Yani hani gelelim de düzeltelim. Yok galiba saçmalıyorum şu an. yok. Öyle değil o iş diyorsun. Öyle değil, öyle olmuyor. Şimdi Trabzon Lisesi ile dünya şampiyonu oldunuz. Evet. Ve sen o sırada profesyonel futbolcuydun. Doğru mu? Evet. Yani Türkiye'deki maçlarda oynayamadın profesyonel olduğun için. Hani tabii okul müdürümüz Sayın Ömer Eyüpoğlu kendisinden habersiz profesyonel imza aldığım 15 yaşındasın. Tabii. Trabzonsporlu yani, profesyonel imzan var. Kendisinden habersiz profesyonel imza attığım için okul müdürümüz Ömer Eyüpoğlu benimle bir ay falan konuşmadı. Ki bayılır bana. Yani futbolculara falan özel bir sevgisi vardı her zaman okulda. Trabzon Lisesi çok güzel bir kültür. Doğrudur. Ya okulun koridorlarında karşılaşırdık. Çevirirdi kafasını, bakmazdı bana yani. Küsmüştü ben de profesyonel imza attım diye. Ama nasıl atmayacaksın profesyonel imza? Özkan Sümer gibi şahane bir adam gelmiş. Ergin profesyonel olmak ister misin demişler. Nasıl atmayacaksın? Atmama ihtimalin var mı? Hemen imzalamıştım sözleşmeyi. Sonra takım sonra bana Ömer Hoca dedi ki bu takım dedi Türkiye şampiyonu olamazsa görürsün dedi. Dedim herhalde beni sınıfta bırakacak. Takım şampiyon oldu. Oradan yırttık. Dünya Kupası'na gittik. Şampiyon olduk. Geldik. Orada da şampiyon oldunuz. Tabii dünya şampiyonu olduk. Orada ekstra işler yaptım. O zamanlar yapıyordum bu ekstra Çin işleri. Dergilerinin kapaklarına çıktım. Tabii. Çin dergilerinin kapaklarındayım. O zaman efsaneyim. Uçuyorum o zaman. Peki Avrupalı takımların PSV seni istedi bir dönem. O şeyden o daha sonra dünya abi. O daha sonra. O Avrupa şampiyonu. 2005 Dünya Kupası vardı. Orada beraberdik. İşte beraberdik onu diyorum. Hollanda'da. Onu diyorum. Hollanda'da Messi'nin beraberdik. Kendini gösterdiği Dünya Kupası. Benim de Messi ile dalga geçtiğim diyor. Evet onu bir anlat isterdim. Ya bu benim oda arkadaşım bu Gürhan Gürsoy'du hatırlarsın. Kısa boylu. Fenerbahçe. Özgüveni inanılmaz yüksek. Ama iyi çıkış yapmıştı o doğru. Yapmıştı. Gerçekten iyi bir çıkış yapmıştı. Zaten iyi de futbolcuydu. Yetenekli futbolcuydu doğru. Ama onun da herhalde bu şanssızlığı bu aşırı özgüveni oldu. Feci bir özgüveni vardı yani. Anlamsız saçma bir özgüveni vardı. Frikik olurdu. Sen de yoktur diyelim. Şimdi, ya ben de... Şimdi bizde frikik olurdu. İşte 87 jenerasyonunda. Ya frikiği mesela Cafer Can atardı. Ya Cafer de kardeşim atıyordu hakikaten yani o zaman. Ya Gürhan enteresan bir şekilde bu frikikleri benim atmam lazım. Bu hocayla konuşacağım. Ya sen ne konuşacaksın? Bir dur 14-15 yaşındasın falan. Neyse Dünya Kupası'ndayız. Birlikteyiz. Ya bu Gürhan işte sürekli onunla beraberim. O da arkadaşım da o. Bir gün asansöre bindik falan. Asansörde Arjantinli çocuklar var. Yani böyle 2-3 tane Arjantinli çocuklar var. Ufak tefek. Fakat ufak tefek hepsi Gürhan kadar. Gürhan da kısa. Ya şimdi Gürhan'a söylediğimi de burada söylemeyeyim yani. Biraz hafif çirkin bir söylemle Gürhan'a bunlar mı favori dedim ya. Bunların hepsi sana benziyor dedim yani küçücük falan. O da özgüvenli olduğu için bana da o da küfür etti. Küfürle karşılık verdi.
Ama turnuvanın sonunda Güran'ın küfürle verdiği karşılık doğru çıktı. Asansörde dalga geçtiğimiz adamlar Messi ile Agüero. Nereden bileceğim ben Messi ile Agüero mu asansörde? Turnuva, maç bitiyor, otele geliyoruz, bakıyoruz herkes Messi'yi konuşuyor. Bir de Babel'i çok konuşuyorlar evet. Turnuvada. Hatırlıyorsun. Hatırlıyorum. Bir de Babel'i çok konuşuyorlardı. Ama Babel tabii Messi etkisi yaratmadı ya. Yani Messi etkisi yaratmak diye bir şey var mı? Messi biz gibi bir futbolcuların bir dönem laneti oldu yani. İşte Messi. Çünkü artık insanlar Messi'yi çok fazla izleyince yani futbolcu bu. Herhalde futbolcu bu dediler. Yani futbolcu bu dediler. Ama o da senin gibi. Daha sonra gelip bizi izleyince bu futbolcu değil'e döndü. O da senin gibi az mesafe kat ediyor mu? Ya Osman Hoca Mehmet söyledi. Mehmet abi. Şimdi ya liglerimiz farklı. Ben de Barcelona'da oynasaydım. Şimdi liglerimiz farklı ama benim az mesafe kat etme durumunda yaptığım iş Messi'nin yanına yaklaşamıyor. Ben az mesafe kat edip çok az iş yapıyorum. O yüzden sıkıntı yaşıyorum. Yani bir noktadan sonra bugün tabii artık futbolun 36 yaşındayım. Artık yavaş yavaş futbol sonrası kariyerimi düşünmeye başladığımda şimdi bu sefer bana bu noktada benimle kavga eden, yani kavga eden de doğru bir tabir değil. Tabii beni uyarmaya çalışan hocalarıma hak vermeye başladım. Biraz geç oldu ama. Hak vermeye başladım. Benden vazgeçiyorlardı, haklı vazgeçiyorlardı yani. Koşmuyordum. Ya. Koşamıyordum, yoruluyordum yani. Yani daha 17 yaşındayken, yani PSV gidecekken Akçabat'a gidiyorsun. Evet. Sonra Akçabat'ta da oynayamıyorsun. Oynatılmıyorum. Kadro dışı. Ya niye oynatılmıyorsun? Onu bir anlat. Demeyelim. Ya oynatılmıyorum diyelim yani. Peki, niye onu bir anlat? Ya beklenilen ama neden? Ama böyle yapacaksan ama olmaz. Neden? Ama neden? Şimdi bir saniye. Neden? Şimdi 17 yaşında bir çocuk, 17 yaşında bir genç. O güne kadar sürekli el üstünde tutulmuş. O güne kadar katıldığı hemen hemen her turnuvada en ön plana çıkan oyuncu. Kendi altyapısının starı. Kendi milli takım gruplarında çok başarılı. Kendisinden yaşça büyük olanlarla da turnuvalara gidiyor. Sen o 20 takımında tabii ben 2 yaş küçüktüm. Bu Buraklar, Selçuklar, Olcanlar, aynen öyle. Serkan Kale'de. Şimdi ben Trabzonspor altyapısında böyle bir imajla, böyle bir düşünceyle, böyle bir hikayeyle Trabzonspor A takımına yükseldim. Ve en son ve Özkan Sümer seni yükseldi. Tabii ki Özkan Sümer benim Allah rahmet eylesin. Benim için bir üniversite yani. Muazzam, muazzam bir adam. Beni A takıma yükseltenler, beni A takıma çıkartanlar, beni oraya hazırlayanlar için ben Trabzonspor'un ileriki yıllarının çok net santraforu olarak hazırlandım. Ve ben de sürekli kafa olarak, düşünce olarak hep bu yöndeydim. Ve nitekim o Dünya Kupası'ndan sonra işte bir takım yurt dışındaki takımların isteği, arzusu, yurt içinden de Galatasaray'ın çok fazla bir şeyi vardı bana karşı, ilgisi vardı bana karşı falan. Trabzonspor A takımına çıktım. Biraz orada benim hatam oldu işte. Orada şimdi şöyle bir durum var, onu bir açalım. Sen milli takımdasın, seni Trabzon'dan arıyorlar. Ya imza mı attın Hollanda'ya ya da Galatasaray'a diye arıyorlar seni. Sen diyorsun ki yok öyle bir şey yok ama var, teklifler var. Tabii. Ve gel buraya imza atacağız. Tabii. Diyorlar. Aynen sen öyle. De hayalin Trabzon'da oynamak zaten. Aynen öyle. Şimdi dönüyorum Trabzonspor ama imza atarken şöyle bir yanlış yapıyorum ben. Rakamlarda az çok belki yanılabilirim ama ortalama şey olarak söyleyeyim. Trabzonspor'un bana verdiği ücret o zaman Trabzonspor'la A takıma çıkan bütün genç oyunculara stabil verdiği ücretti. Güzel bir yöntem. Bütün altyapıdan gelen, kesinlikle katılıyorum. Ben bunu kabul etmedim. Bugünkü kafamla diyorum ki, bugünkü düşünce, bugünkü artık daha bir olgunluğumla diyorum ki hata yaptım. Şu an genç bir çocuk var Trabzonspor'da. O da aynı süreci yaşıyor. Tabii onunki daha değişik olabilir hikayesi de. Hata yaptım dedim yani. Sen Trabzonspor neden imza atmıyorsun yani? Niye imza atmıyorsun? Niye daha fazlasını istiyorsun? Yani oradaki genç. Ama tabii benim o süreçteki tabii milli takım kampından geldim. Beni isteyenler var falan. Beni havaya soktu biraz. Dünya Kupası oynamışsın. Biraz havaya soktu beni. Ben de belki bir parça bir ayrıcalık istedim. Bir parça daha kendimi bana özel hissettirsinler istedim. Ama sonunda attın imza. Nitekim imzayı atmadım. Takım yurt dışı kampına gitti. Hoca Şenol Hoca'ydı. Şenol Hoca beni kamp kadrosuna almadı. Hı-hı. İmza atmadığım için.
Daha sonra işte aradan bir 15-20 gün geçince ben imza attım. Sonra da imza attığım gibi beni Akçabasabat'a gönderdi. Kampa gitmediğin için. Gönderme. Daha artık geri dönmedi. Yani beni sürgün ettiler bir parça. Yani biraz sen zamanında imza atmadın, şimdi imza atıyorsun. O zaman hadi git Akçabasabat'a dediler. Git oyna, gel dediler. Şimdi şöyle bir durum oldu. Akçabasabat'a gidip oynamak, evet, Mehmet Kulaksızoğlu vardı o zaman bizim hocamız. Fahir Genç'le birlikte. Yani onlar çok yardımcı oldular bana. Ciddi çok yardımcı oldular bana. Fakat o aradığın, o beklediğin heyecanı, o tadı yakalayamıyorsun, bulamıyorsun. Olmuyor. Senin kurduğun dünya, senin kurduğun hayallerle tutmuyor. Tutmuyor. Karşılaşmıyor. O sırada milli takıma gidip geliyorsun. Milli takıma da gidip geliyorum hala. Ama olmuyor. Peki bu sırada gidip hocalarına konuştun mu hiç? Gittim işte. Beni bizim Mehmet Hoca ayrıldı. Galip değerliydi sanırım. Galip Hoca. O geldi. O da gelir gelmez beni oynatmamaya başladı. Evet. O gelir gelmez beni oynatmamaya başladı. Ben de o ara şey yaptım tabii. Ergin dedim. Sen son derece olgun bir adamsın dedim. Karşılıklı iyi ilişki kurabilen. Evet. Oturduğunda anlaşabildim. Gittin kapıyı vurdun. Tabii. Gittim kapıyı vurdum. Ne dedin? Sen beni niye oynatmıyorsun ya dedim. Hocaya 17 yaşındayken. Evet, 17. O zaman dedi ki çık dışarı. Galiba şöyle bir kitabında şöyle anlatıyorsun. Demişsin ki ben milli takımda oynuyorum, burada oynamıyorum. Aynen. Nasıl işlemiş? Beni ilgilendirmez o demiş. Bana ne dedi ya senin milli takımın dedi ya. Ben burayı düşün. Ya sen kimsin dedim ya. Baktı adam bana böyle bir çık dışarı dedi. Çık dışarı dedim. Çıktım dışarı. O ara tabii dışarı çıkınca odaya çıktım. Bavulumu da topladım. Akçabat'tı zaten. Arsin şurası diyor. Tabii Arsin diye biz merkezdeydik. Babama dedim gel al beni. Ne oldu dedim. Bir şey olmadı dedim. Gel al beni ya dedim. Öyle oradan ayrıldık. Daha sonra tekrar Trabzonspor'a döndüm. O dönüşüm de benim için bir şanstı yani. Vahit geldikten sonra mı? Tabii tabii ciddi bir şanstı. Turgut Hoca sayesinde Trabzonspor'a geri döndüm. O benim için ciddi bir şanstı. Beraber oynadığın en iyi oyuncu? Fatih Tekke. Ya hep Fatih abi diyorum. İdolün zaten. Ama iyi futbolcuydu ya. Çok iyi futbolcuydu. Çok 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 iyi futbolcuydu yani. Ben o yüzden de Fatih Tekke derim yani. Çok rahat Fatih Tekke. Daha da ötesine geçebilirdi. Kesinlikle geçebilirdi. Bizim Trabzonlu birçok futbolcu belki de daha ötesine geçebilirdi ya. Trabzon çok zor değil mi? En zoru mu? Trabzon şehri. Futbolcu olmak için çok zor o anlamda. Trabzon şehri evet. Bu aralar mesela Trabzon şehri de zor. Yanlış hatırlamıyorsam ya Trabzon eski şeyini de kaybetmiş durumda ya. Biraz neşesini de kaybetmiş durumda. Biraz öyle. Yani mesela kim yanlış hatırlayabilirim. Lütfen beni düzelt abi eğer yanlışsa. Galiba bu John Berger olması lazım. Çok güzel bir sözü var adamın. Diyor ki bu şehirlerin bir cinsiyetleri ve nüfuslarından bağımsız bir yaşları vardır diyor. Mesela Roma diyor dişidir. Paris diyor kendisinden yaşça büyük bir kadına aşık 20'lerinde bir erkek. Mesela şimdi mesela düşünüyorum bizim Trabzon'u burada nereye koyarız? Trabzon şu an ben şunu derim mesela. Nüktedanlığını, inceliğini, zarifliğini kaybetmiş 60'larında nobran bir erkek. O yüzden zaten futbolcunun Trabzon'dan çıkması, bir Trabzonlu bir futbolcunun çıkması... Geçen seneki şampiyonluk biraz değiştirmedi mi bunu? Biraz rahatlamadın mı şehir? Yani belki geçen yılki şampiyonluğun biraz değiştirmiş olmasını söyleyebilmek için bence mesela Abdullah Avcı'nın devam etmiş olması gerekiyor. Doğru. Yani nasıl diyebiliriz ki? Yani seni yıllar sonra şampiyon yapmış bir teknik adam şampiyonluğun ertesi yılında bırakmak zorunda kaldı. Yani. Ama ligde son 10 yılda zaten hemen hemen herkesin başına geldi bu. Sadece Trabzon'la ilgili değil bu. Evet, Sergen Hoca da gitti. Bu, Türk futbolunda var bu tür şeyler. Ersun Hoca şampiyon. Bunlar var. Türk futbolunda var. Burası teknik direktör olmak burada biraz giyotine kafa sokmak gibi geliyor insanlara öyle. Yapacak bir şey yok. Bizzat şey gene kitabındaki hikayelerden birinde ısınırken bizzat kendi sınıf arkadaşların tarafından tribünden küfür yediğin bir hikaye var. Çok iyi ya. Çok evet. Benzeri benim de başıma geldi. Geldi mi? Ne alaka? Trabzon'da bir arkadaşımla yemek yiyoruz. Yemek yedik sonra stada gittik. Galatasaray Trabzonspor maçı. Sonra birisi küfür ediyor yukarıdan bana. Allah eski stat. Hani basın tribününün kenarından yukarıda evet. Da şey var ya. Allah Allah kim bu falan. Bir yaşlı bir adam bayağı küfür ediyor ama böyle tatlı tatlı ediyor. Evet. Sakallı falan. Bir baktım yanında benim arkadaş o da bakıyor. Dedim sonra oğlum ne yapıyorsunuz? Abi stadyum orası dedi. Aynı olay işte yani.
Ben de ısınıyorum, 18 yaşındayım. Bana o zaman eski Avni Aker'de deniz tarafı, kale arkası. Arkadaş, ısınırken küfür ediyorlar bana. Isınıyorum. Ya tamam, oyuna da girip oyunu değiştiremiyorum ama küfür etmeyin babam yani. Biz de altyapıdan çıktık. Biz de bu şehrin çocuğuyuz falan. Ya o kadar küfür ettiler, o kadar küfür ettiler ki isterseniz dedin ki bir dönüp bakayım yani burada kim falan. Bir döndüm bir baktım ya benim liseden bildiğin sınıf arkadaşım Şenol ya. Şenol bana ağzını açmış, kulaklarını tıkamış küfür ediyor. Şenol'la karşılaştık. İşte o zaman uzun sokak, meşhur uzun sokak ya. Şenol dedim sen nasıl adamsın dedim ya. Aşağılık herif sen nasıl adamsın dedim ya. Bana baktı, özür diledim Şenol'dan. özür diletti bana. O kadar bir vücut haliyle ayıp ediyorsun dedi ya. Orası tribün dedi. Biz taraftarız orada dedim. Haklısın. Ben böyle düşünmüyorum. Güzel bir şey mi oldu ya? Otuz saniye içinde formasını giydiğin 10 kulüp sayar mısın? Evet. Trabzonspor, Manisa Spor, Göztepe, Adana Spor, Sivas Spor, Karabük, Kastamonu, Ankara Demir, Gaziantep. Kaç oldu abi? 9. 9. 10. Göztepe dedin mi? Nerede küme düştüm? Mersin. Mersin. Mersin'de küme düştüm. Mersin. Kaç kulüp oldu toplam? Herhalde 14-15 var ama gitgellerim var. Gitgellerim. Peki yurt dışı? Yurt dışı. Yani başta olmayacağını anlayınca burada problem yaşıyorum. Ben yurt dışına gideyim de, çünkü hala ilginin olduğu dönem. Dedim de gidemedim. Gidemedim. Niye? Gidemedim. Almadılar beni abi. Hayır hayır. İlginin olduğu dönemler ama söylüyorum en başında. Ama o ilgi kayboluyor. Şimdi Akçabat Sebat'a gittim. Sebat'tan kovuldum. Trabzon'a geldim. Bir türlü bekleneni veremedim. Nasıl gidecektim yurt dışına? Bu arada 14-15 takım değiştirdim ya. Burada sana ilk defa bir şey anlatmak istiyorum. Anlat. En efsane kovuluşum. En efsane, bunu hiçbir yerde anlatmadım. Yani hocama da söz vermiştim bunu aramızda kalacak diye ama tabii kalmaz. Artık geçti. Kalması mümkün değil. Sevgili Yücel İldiz hocam, buradan da çok açık net ifade edeyim. Kesinlikle hatalı benim. Kesinlikle hatalı benim. Suçlu benim yani. Kendine çok yükleniyorsun. Yok yok ama bak dinle de gör. Ben dinlemeden biliyorum Altay'a. Şimdi Altay'a transfer oldum. Akhisar'da. Eşimle o zaman bir yıllık evliyiz. Bir buçuk yıllık. Çok yeniyiz yani. Evlendim. Akhisar'a gittik. Akhisar'da playoff oynadık. Yılmaz Hoca geldi. Playoff'tan elendik. Benim için Yılmaz Hoca'dan sonrası iyi bir sezon. Futbol kariyerimde belki de en kolay transfer yaptığım sezon başlarından biriydi o. Sezon bitti. 2 hafta sonra beni bir numara aradı. Altay'da oynamak ister misin dedi. Sen kimsin dedim. Ben dedi işte menajer dedi bu. Dedim tabii ki isterim. Niye istemeyeyim Altay gibi bir camia falan. Niye olmasın dedim. Kapattık telefonu dedim. Bu hikaye herhalde ya falan. Akşam bir daha aradı bana. Çat uçak bileti gönderdi. Yarın gel dedi imza at. Gittim imza attım Altay'a. Mutluyum. Acayip mutluyum. Telefonda para mara konuşuldu herhalde. Tabii abi parasız nereye gideceğiz? Mehmet abi. Parasız. Onları hep atlıyorsun yani. Parasız. Şimdi esas konu çünkü para değil. Neyse imzayı attık abi falan filan. Altay çıktığı sene işte. Mustafa Denizli ile çıktığı sene. Sezon başı kamptayız. Kampa gittik. Her gün oyuncu geliyor. Her gün oyuncu geliyor. Ya Allah Allah diyorum lan bu kadar oyuncu nereye geliyor? Santrafor ben doğru, varım. Çok transfer. Santrafor ben varım. Paşao var zaten. Şimdi ben düşünüyorum yani bu Paşao'yu kesip beni oynatma ihtimalleri yok. Gol kralı da. Yok yok oynatma ihtimalleri yok. Ama biz geçen yıl Akhisar'da Sokol Çikaleşi ile çift santrafor oynadık. Diyorum bu takım da iyi takım, bu takım da çift santrafor oynar ama bunu ben düşünüyorum. Bunu hocaya da empoze etmem lazım. Yücel hocaya. Şimdi kampta her akşam yemeği yiyoruz. Otelin işte oturma şeyi falan güzel. Lobide oturuyoruz böyle. Yücel Hoca da iletişimi de çok güzel bir adam. Böyle 10 kişi 15 kişi oturuyoruz. Yücel Hoca falan. Ben onların içinde Yücel Hoca'ya yavaş yavaş şey yapıyorum. Aramızda çok iyi. Hocam diyorum sana bir şey söyleyebilir miyim? Tabii Ergin'cim diyor. Bu takım çift forvet oynar diyorum.
Bakıyor, gülüyor tabii. Paşa, hocam diyorum, bak biz geçen sene Akhisar'la çift forvet oynadık. İnanılmaz oynadık. Bu takım çift forvet oynar, bu takım başka oynamaz diyorum falan. Millet gülüyor tabii, çocuklar falan. Ama ben bunu şey olarak görüyorum. Yani düşün, en azından düşün çift forveti. Abi o ara, ulan diyorum ki olsun, çift forvet olmasa da ben oyuna girerim falan derken İngiltere'den bir santrfor daha getirdiler. O da geldi, ulan benim için işler zor. Oynamıyorum bu sefer. Takım da o kadar iyi olmasına rağmen çok kötü başladık lige. İlk 3 hafta falan galibiyetimiz yok. Ya koronavirüs o dönem. Koronanın başıma en büyük açtığı bela buydu. İstanbul'da İstanbul Spor'la oynadık. İstanbul Spor'a mağlup olduk. Hoca 2 gün izin verdi, 3 gün izin verdi. İzinden sonra izini yaptım. Uçağa bindim. İşte döneceğim İzmir'e döneceğim. Maske var tabii. Uçakta herkeste maske var. Herkeste maske var. O ara telefonum çaldı. O arada ben koltuğumu arıyorum. Telefonda benim bir hocam. Sevdiğim bir hocam. Yani şöyle dertleştiğimiz bir hocamız. Takım da iyi gitmiyor ya. Koridorda yürürken işte çantayı yukarı koyuyorum. İşin nereye varacağı anlaşıldı. Çantayı yukarı koyuyorum. Hoca da diyor bana ki, ya sizin takım iyi takım, nasıl böyle oynuyor? Ya ben de oynamıyorum, moralim bozuk. Diyorum ki ya hiç sorma hocam. Yemin ediyorum sana, takımı becerip oynatamıyorlar. Ya zaten yaptığımız antrenmanlar da çok kötü diyorum. Tamam mı? Oturmuşum o ara 11C'deyim. Koltuğum. Ya antrenmanlarda da çok kötü diyorum. Yani böyle antrenman yaparsan ya taktik hiçbir şey yok. İnanamıyorum diyorum ya. İnanamıyorum diyorum. Ya burası büyük camia diyorum hocam falan. Döndü böyle yaptı, dedi ki ya dedi işte Ergin dedi ya sizin takım çok farklı oynar dedi. Ya dedim ki hocam zaten dedim milli ara var. Bence dedim Yücel hocam milli arayı göremez. Neyse dedim, uçak kalkıyor, görüşürüz. Kapattım telefonu, kulaklıkla konuşuyordum. Hani kulaklığı çıkartırken gayri ihtiyari şöyle yaparsın ya, hani böyle şöyle çıkartırken hani şöyle. Lan kulaklığı şöyle bir yaptım, 11D'de Yücel hoca oturuyor. Ya hocam Allah aşkına beni bir dürt ya. Oğlum buradayım de. Oğlum yani hareketim şu. Şöyle yaptım. Yücel hocayı gördüm. Başından kulaklığı çektim. Uyudum. Gözlerimi kapattım. Bayılmışım. Kapattım gözlerimi. Neyse tabii eve döndüm. Eve gittim. Benim sevgili eşim İzmir'i o kadar sevmişti ki taşınalı da 20 gün falan olmuş. Evi de kolileri boşaltıyor. Dedim ne yapıyorsun? Koli boşaltıyorum. Doldur doldur dedim. Doldur boşaltma dedim. Doldur, koli boşaltma zamanı mı şimdi dedim. Yani oradan öyle bir 6 aydan çok kötü ayrıldım. Burada %100 hatalı benim. Yücel hocam hakkını helal etsin. Şey falan desin ya, şaka yapıyorum hoca, seni gördüm falan desin. Öldüm ben o arada, uyudum direkt. Yani hiçbir şey gelmedi aklıma. Yücel hoca da uçak indi abi. Uçak indikten sonra... Hiçbir şey söylemedi mi? Bizim Özgür vardı, sol bek Özgür. O da bizim iki önümüzdeydi. Uçak indi, Özgür arkasına döndü. Yücel hoca benim hemen arkamda. Aa hocam merhaba dedi. Ben böyle durmuşum ama. Ergin'im ne haber dedi. İyi iyi Özgür dedim. Yücel hoca da arkadan böyle yaptı. İşte uçaktan çıktık, Yücel hoca böyle yaptı. Özgür dedi. Efendim dedi hocam. Bundan sonra antrenmanları Ergin Hoca yaptırır dedi. Kıldım ya. Çok kötüydü, çok kötüydü. Yani en kötü kovulma, yani gönderilme hikayem buydu. Haksızdım mı? %100 haksızdım mı? Yok canım. Kendini haksızlık etme. Beni kimse TFF başkanı seçmez demişsin. Devrim kanunları çıkarırım çünkü. Neymiş o devrim kanunları abi? Nerede demişim? Bilmiyorum. Bize Sokrates'e verdiğini söylemişler. Demişimdir. Doğrudur. Yani şöyle... Nedir o? Yani bir siyasetle futbolu birbirinden ayırmak lazım diyorsun bir. %100. %100. Bir de ben şöyle bir şey düşünüyorum. Teknik direktörleri de puanlama yaparım ben mesela. Çok ince ayrıntısı olarak bunu söyleyemem ama şöyle bir şey düşünüyorum hep. Çünkü teknik direktörler maalesef ülkede artık genç nesil teknik adamlar bu noktada başarılılar. Çok kafa yoruyorlar, çok çalışıyorlar ama bizim ülkemizde şunu da itiraf edelim. Yani çalışıp kendini geliştirmek
siyasetçi tanımak kadar işe yaramıyor. İşe yaramıyor. O yüzden teknik adamların kimisi siyasetçi tanımanın yeterli olduğunu düşünüyor. O yüzden başarılı olmanın da başarısız olmanın da bir karşılığı yok. O yüzden ben mesela teknik direktörlere de puanlama sistemi getiririm. Yani gittiğin takımda yaptığın, aldığın puan, işte başarın falan ona göre. Atıyorum belli bir puanın altında kaldıysan, kardeşim sen artık Süper Lig'de çalışamazsın. Kimi beğeniyorsun genç jenerasyonu? Çağdaş abiyi beğeniyorum. Gerçekten beğeniyorum. Bence çok iyi işler yapıyor. Çağdaş abiyi beğeniyorum. Bizim Osman Zeki Korkmaz var. Onu da beğeniyorum. Fatih abi bu işe çok kafa yoruyor. Fatih abi. İyi top oynuyorlar. Evet. Yani var genç nesil hocalar bence artık yeni nesil hocalar bir şey. Sende lisans var mı? Bende lisans yok. Hiç gitmedin kursa? Gitmedim. Oynarken alamıyoruz. Yani öyle bir durum bazı yok. Bazı oyunculara veriliyor şans ama. Onlar ama şey. Milli oyuncular. Onlar milli oyuncular. Onlar benim gibi 15-16 kulüpten gönderilmiş oyuncular değil. Hikayede kalmasın diye soruyorum. Kemal Selam. Özdeş'i çok açık sözlü olarak buluyormuşsun galiba. Kemal hocam tabii. Kemal hocamız. Ersun hocanın yardımcısıyken Trabzon'da. Kemal hocamı severim. Kemal hocam öyledir. Kemal hocam çünkü bana açık açık şey dedi yani. Ben o ara çok iyiydim. Her hazırlık maçı gol atıyordum. Adama gittim dedim. Ben niye oynamıyorum? Niye beni oynatmıyorsunuz dedim. Kemal hocam bana çok net. Seni oynatırsak kafa karıştırırsın dedi. Biz 6 milyon euro Gökhan'a verdik, onu oynatacağız dedi. Gökhan'ı alalım. Müthişti yani. Güzel çok. Ama. Yani açık açık söylemiş. Tabii açık açık söyledi. O yüzden ben bu tarz şeyleri çok seviyorum. Mesela beni açık açık mesela gönderen bir de Hakan Kutlu vardı. Sabahın 9'unda odasına çağırdı beni. Geldiler benim sabahın 9'unda tesiste kapımı vuruyorlar falan. Ne oldu dedim ya, yeni kalkmışım falan. Hoca seni çağırıyor dedi. Hoca beni sabahın 9'u işte 9.30 niye çağırır beni hala hoca 9.30-9 falan. Dedim herhalde gidiyorum. Yüzümü falan yıkadım. Transferin bitmesine de var 4 gün 5 gün. Kulüp bulamayacaksın. Çıktım odasına, Gaziantep'teyiz. Oturdum gibi Hakan hoca böyle. Kardeşim dedi. Efendim hocam dedim. Performansından memnun değilim dedi. Hareketlerinden de memnun değilim. Seninle çalışmak istemiyorum dedim. Kalktım elini sıktım. Teşekkür ederim hocam dedim. Açık açık söyledi yani. Tabii o zaman sportif direktörümüz de Bülent Bölükbaşı'ydı. Onun odasına gittim. Dedim hoca beni gönderdi. Tamam ne yapalım dedi. Sen bana arabayı ver dedim. Arabası vardı Bülent abinin. Verdi. Ben duvara çıktım oradan. Adana Spor'un başkanını aradım. Futbolcu lazım mı? Hemen gel dedi. Ben 2 saatte Adana'ya geçtim. O sene Adana'da şampiyon oldum. Hakan hocayı aradım. Hakan hocayı da çok severim. İletişimimiz de çok iyi. Aradım Hakan hocayı. Hocam dedim. Ne haber Ergin? Tebrikler oğlum dedi. Dedim bu Adana'ya dedim yolun düşer. İşte Adana'da bir maç falan filan. Bu stadın önünde bir değişiklik var dedim. Şaşırtmasa seni. Ne değişikliği var dedi. 2 tane heykel diktiler oraya dedi. Ne heykeli? Biri benim heykelim, biri senin heykelin. Dedim, benim heykelimi niye diktiler? Beni gönderdin ya, o yüzden senin de heykelini diktiler. Adam bana biraz haşladı beni, kapattı. Şimdi bu kitaptan benim anladığım kadarıyla senin şikayet ettiğin 2 şey var temelde. Birincisi, alt yaş gruplarında böyle el üstünde tutulan çok yetenekli evet. oyuncular pro oldukları zaman, büyük takıma geldikleri zaman onları adapte edecek çok fazla bir şey yok. Orada bir salaklaşıyor herkes diyorsun. Kesin. Pulları dökülüyor. Şimdi şöyle ben... Çok yani mesela bu çok konuşulan bir şey değil. Bunu anlatmanı isterim ben. Ben şimdi şöyle abi. Şimdi altyapı biraz özellikle de zaten A takıma çıkan oyuncular genel itibariyle altyapıda özel ilgi gösterilen, genel itibariyle hep el üstünde tutulan çocuklar. O grubun, o jenerasyonun en iyi oyuncuları oluyorlar. Doğal olarak hani böyle bir tabiri caizse böyle bir akvaryumun içinde beslenen, özen gösterilen, suyunun sıcaklığının küçük, ayarlandığı... Küçük denizde büyük balıksın. Gibi. Şimdi yukarıya çıktığın zaman durum çok farklı. Yukarıya profesyonel hayata bir çıkıyorsun, oyuncu ister istemez. Doğal olarak bunda oyuncunun çevresi de buna çok dahil. Çevresi de oyuncuyu profesyonel hayata geçtiğinde tıpkı altyapıdaki gibi bir anda başarılı olacağına, bir anda orada da muazzam işler yapacağına falan oyuncuyu inandırıyorlar. Evet.
Bu çok büyük bir hata. Ve oyuncu bunun karşılığını veremediği zaman en basiti evde annesinin babasının bile bakışları değişiyor çocuğa. Yıpratıcı. Yıpratıcı, kesinlikle yıpratıcı. Mesela ben bunu hep söylerim, bir futbolcu için en inanılmaz, en ağır bakışlar mesela. Galiba senden bir şey olmayacak. Hmm. Bakışları. Çevresi bir de. Ya, hele de şu, hele de şu, bunu kesinlikle böyle olduğunu düşünüyorum. A takıma çıkıp, profesyonel takıma çıkıp neler yapabileceğini gösterme mücadelesinden neleri yapamadığını gizleme mücadelesine girdiğin an, öldüğün an. Ve birçok futbolcu artık neleri yapamadığını gizlemeye, o mücadeleye girmeye başlıyor A takımda. O sürekli çünkü, geri gitmek demek. O da sürekli geri gitmek demek, sürekli bununla boğuşmak demek, sürekli bununla mücadele etmek demek. Çünkü altyapıda sana gösterilen ilgiyi orada görmüyorsun. Görmemen de çok normal. Orası profesyonel bir hayat. Orası gerçekten oranın kendine has starlarının, kendine has yıldızlarının el üstünde tutulan oyuncular var. Bunu kabullenmek zorundasın ve oyuncu olarak da kendimize çok fazla yükleniyoruz. Çok fazla yükleniyoruz. Bir şeyleri başarmak için kendimize de zaman tanımıyoruz. Ben hep öyleydim. Yani ben bir maça girerdim Trabzonspor'da, beni hoca oyuna sokardı. Skoru değiştiremezdim. Uyuyamazdım o akşam. Bu çok normal bir şey değil. Yani, ama onu iyi, etrafının iyi idare etmesi lazım. Ama yani bu beni çok yıpratırdı. Sürekli bu şekilde olurdum. Galiba bu sefer başlardım kendimi aşağıya çekmeye. Halbuki aşağıya çekilecek bir durum yok. Bu çok doğal, çok normal bir şey yani. Çok doğal, çok normal bir şey yani. Az süre almışsın, daha bir genç oyuncusun. Yeni yeni adapte oluyorsun, yeni yeni oynuyorsun. Bunlar çok bu konuda biraz kafamız şeylerdi. Karışık. Mesela genç oyuncular çıkıyor. Şimdi Arda Güler var mesela. Yani çok herkesin... Ama o çok... Özel bir oyuncu. Arda abi çok özel bir oyuncu. Yani sen yıllardan beri bu işin içindesin. Yıllar bir sürü futbolcu gördün, bir sürü maç izledin. Yani... Koymaz mısın? Çok özel bir yere koyarsın onu yani. Koyarsın da yani, ama 3-5 senede bir böyle umutlandığımız oyuncu Abdülkadir Ömür böyleydi yani çıktığında işte çok... Abdülkadir'in bu sene aslında Trabzonspor'da ayakta kalan oyunculardan... Ama yani çok zaman. Daha üstün ama, fazlasını beklediğimiz için. Bence biraz o konuda yerel kafada kalmak diye bir şey var. Yerel kafa. Biraz Abdülkadir maalesef bence onun sıkıntısını yaşıyor. Ya oyuncuları koruyamamak gibi bir durumumuz var. Yani Abdülkadir'den bahsetmiyorum. Bilmiyorum onun etrafını. Şimdi oyuncu çıkıyor. Onu koruyamıyoruz. Çünkü korumak da ya ne koruyacağız falan. Koruma dediğim şey sahanın içinde koruma değil. Evet. Çevresinden koruma. Çünkü oyuncuların üzerine bir sürü adam üşüyor. Kesinlikle. Yani bunun gece hayatı tarafı da var. Genç kızlar da var. Başka gruplar da var. Evet. Değil var, mi yani? Her şey var yani. Hepsi var. Hepsi o var, parti var. Çekmeye çalışıyor, bu cemaat çekmeye çalışıyor. Hepsi. Milyar tane şey var. Benim koruma dediğim bu. Bunlardan mümkün olduğunca çocuğu bilinçli hale getirmek. Yapamıyorsun. Yapamıyorsun çünkü buna ihtiyaç duymuyorsun. Çünkü buna ihtiyaç duymuyorsun. İhtiyacın yok buna. Adam bununla zaman kaybetmek istemiyor. Bu bizde tamamen şansa bırakılmış durumda. Bu hala böyle ve böyle devam edecek gibi de duruyor. Bu tür işleri şansa bırakmak. Oyuncunun tamamen yukarıya geldiği yeteneği ortaya koyması için ona karşı hiçbir yardımcı faktör ortaya koymuyorsun, dökmüyorsun. Evet. Hatta daha da kötü aileler, özellikle bunu en büyük bela da aileler, kusura bakmasın kimse. Tabii. Mesela bizim Sivasspor'da çalıştığım dönemde biliyorsundur, o Murat Dizdar altyapı konusunda çok başarılıdır. Bizde bir dönem Trabzonspor'da çalıştı. Ya adamla sohbet ediyorum, nasıl Trabzonspor falan filan. Bıraktım diyor işi diyor. Bıraktım diyor ya. Kafayı yedim diyor, ben delirdim diyor Trabzon'da. Niye dedim? Adam diyor çocuğunu seçmeye getirmiş diyor. Baba seçmeye getirmiş çocuğunu. Ama diyor Ergin, çocuk futbolcu olmak istemiyor diyor. Çocuk zaten futbolcu olacağına da inanmıyor. Yok çocukta diyor. Ama baba diyor çocuğuna Messi diyor ya. Ronaldo diyor yani. Kafayı yedim diyor, yapamadım diyor. Hayatımda diyor böyle stresten diyor şeyden böyle yıprandığım en ciddi yer orası oldu diyor. Bıraktım diyor. Ama bizde bütün ailelerde bu var. Çünkü aileler çok net çocuklarını bir kurtarıcı olarak görüyor biraz. Evet. Kurtarıcı olarak görüyor. Halbuki çocuk bir ailenin kurtarıcısı değil. Değil abi.
değil. Çocuk ciddi, öyle bir ciddi şey. Ciddi problem gerçekten. Aynen. Bu sadece Trabzon'la alakalı değil. Da değil. Orada daha yüksek olabilir ama. Yani aileler çocuklarını kurtarıcı olarak görüyorlar. Bu da çocukta sürekli ailesini mutlu etme, ailesini evet. tatmin etme çabası içine sokuyor çocuğu. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? İkisi de ya. Yani bence gezerken okuyan, okurken gezen onlar daha güzel. Yani gezdiğin zaman mesela ben şeyi çok seviyorum. Mesela böyle atıyorum tarihi bir şeyler okuyorum falan, romanlar okuyorum. Daha sonra gittiğim şehirde o şeyleri biraz canlandırmak falan, onları seviyorum. O çok daha verimli oluyor. Birleştirmek için. Birleştirmek benim için çok daha hamsi güzel. Buğulama mı, hamsili pilav mı? Çıtlama. Hamsi buğulama. Buğulama mı? Daha iyi. Son dakika golü mü, hat-trick mi? Güzel soru ya. Son dakika golü galibiyeti getirecek mi? Hat-trick galibiyeti mi getiriyor, mağlubiyeti mi? İkisi de galibiyeti mi getiriyor? O zaman hat-trick. Tabii hat-trick. Ama böyle bir şampiyonluk maçında son saniye artık oluyor mu olmuyor mu ya da küme düşme mücadelesinde son dakika. Hiç yaşamadım abi onları, o yüzden. Hayalini kurmuşsun. Fatih Tekke'yi seyretmişsin. Abi beni ilgilendirmez abi ben. Öyle. Fatih Tekke sana bir antrenman sırasında boşver Ergin falan demiş. Evet. O unutmamışsın. Özgür Bayale. Hmm. Özgür abi de yardımcı hocamız bizim şimdi. Özgür abiye takılıyorum bu sene, diyorum nasıl dövüyordum seni o zamanlar, hatırlıyor musun? Ben gencim, bu Trabzonspor'a yeni gelmiş, harbi ama dövüyordum onları maçın içinde. Çok iyiydim o dönemler. Evet, Özgür abi bana sahanın içinde bağırmıştı. Ve yeni transfer gelmiş falan. Ne sert girdin? Tabii ama ben abi gencim, A takımla hazırlık maçı yapıyoruz. İşte o zaman PAF takım vardı falan. Bir de çok güçlüyüm, kuvvetliyim. Hava topuna çıkıyorum, dirsekler çalışıyor, top geliyor falan. Öyle dövüyorum Özgür abiyi ya. O da yeni transfer. En sonunda bir pozisyon, adam yere düştü, kalktı, böyle bir bağırdı bana. Böyle saha inledi yani, böyle işte biz de sana böyle mi girelim falan filan. Ben bir şey diyemiyorsun tabii falan, gençsin. O ara işte biraz hocalar falan tamam sakin olun falan derken karşı sahadan bir bağırdı Fatih abi. O tekte. Karşı takımın santraforu. Tabii A takımın santraforu, ben yedekte. PAF takımın santraforuyum, genç takımın santraforuyum. Bir bağırdı karşı taraftan böyle, Özgür tamam dedi falan. Bana da döndü, Ergin aferin oğlum, devam et dedi. Vay. Anam, beni daha tutabilirler mi ya? Fatih abi onu hiç unutmam. Ya benim, çünkü ben hayranıydım yani Fatih Tekin. 95-96 Fenerbahçe maçı. Ağlayarak döndük evimize. Kaç yaşındasın? Küçüksün. Yok, kaç yaşındayım abi? İşte 8 yaşlarında falanım ya. Çok 8, 9, 9, çok yıkıcı. 9, çok yıkıcı. Ağlayarak evimize döndük. Şampiyonluk maçına gidiyorsun. Daha sonra da Engin İpekoğlu'yla şeyde Adana Spor'da beraber şampiyonluk yaşadık. Engin Hoca'ya hemen onu hatırlattım. Sen dedim beni evime ağlayarak gönderdin dedim. Siz dedim. Siz. O zaman Engin Hoca da Fenerbahçe'deydi. Rüştü Kale'deydi o gün. Ama Engin Hoca da Fenerbahçe'deydi. Ya bu benim için ciddi, o Trabzon için de ciddi travmaydı. Çok ciddi travma tabii. O maç çok zor bir maçtı. Çok ciddi bir travmaydı bizim için. Ama atlattık onu. Atlatıyoruz, her şey geride kalıyor yani. Tabii canım. Futbol. Elinde sonunda evet. Futbol. Aynen öyle. LeBron mu, Stephen Curry mi? LeBron. Öyle sence? Mi? Bence de LeBron. Ama şöyle bir fotoğraf göstereceğim sana. Ortadaki çirkin kim? Ya ilan ya, dünyanın en çirkin futbolcusu. Yemin ederim, ben hala Süper Lig'de. Bana diyorsun ki bu Süper Lig, işte bu Süper Lig'e mesela yayın hakları fiyatı falan düşüyor ya. Adam nasıl fiyat versin Süper Lig'e? Nasıl biraz çekici futbolcu, yakışıklı olacak biraz abi. Adam yayın hakkı para veriyor sana ya. Ben şimdi dünyanın parasını vereceğim. İlan oynayacağım. İlhan para, İlhan parlağa zoom yapacağım. Zoom yapacağım ya. Hele de bir öğlen maçı. Uykudan yeni kalkmış. Aa, olur mu? Olur mu? Mümkün değil. Bu neresi? Oakland mı bu? Şey maçı mı? San Francisco. San Francisco. Orada Los Angeles'a uçtuk. Sonra bizim Mertan abi vardı. Uçtuk zaten şeyiz yani, iyi değiliz. Yattık falan, Mertan abi aradı beni. Neredesin dedi. Çünkü Amerika'ya gideceğimi biliyordu. O yaz işte Adana Spor'la şampiyon olduğumuz yaz. Yeni geldik dedim. Los Angeles'tayız dedim. Maça geliyor musun dedi. Maç var dedi. Ne zaman maç dedim. Sabah saat orada 11 falan. Maç da herhalde akşam 7 mi 6 mı 4 mü ne işte tam.
Dedi bu akşam nerede? San Francisco'da. Uyuyor bizimkiler. Yiğit İnce Demir'le İlhan Parlak. Yani işte o. Dedim kalkın kalkın. Hadi havaalanına dedim. Maça gidelim. San Francisco. Gittik üçüncü periyoda yetiştik. Üçüncü periyoda yetiştik. İzledik yani. Sonra da öyle bir fotoğraf çektirdiniz. Ya, çektireceğiz onu artık abi. O. Yani ne zaman girdiğinin önemi yok. Ya, tabii onun hiç önemi yok orada. British Museum mu Orsay Sarayı mı? Orsay Müzesi mi? Sen geziyorsun müzede. Geziyorum evet. Orsay ya. Orsay. Çünkü British Museum'un daha önce de söyledim. Biliyorsun, orada çalıntı çok var. Ya ne yapsın adam? British'te çalıntı çok var abi. Ne yapsın yani adam? Ama Roma, şahane. Roma kalıntıları nereden getirecek? Buradan getirecek. Hmm. Kabak kemane mi tulum mu? Tulum. Hakikaten mi? Tulum. Ben kabak çok. Tulum. İlginç. Şota mı yattara mı? Şota. Şota'dan da bir gol krallığı sözü almışsın. Şota. Şota Arveladze. Yani neden Şota? Şota çünkü ben Trabzonspor'da forvet oynarken Trabzonspor'un santforuydu. Ve çok doğal iyi. Olarak mahalle aralarında Şota Hami diye de top oynardık. Çok çok iyi santfor. Ya olağanüstü yani, bir santfor. Yani o dönemi yaşamamış olanlara anlatamayız. Bravo abi. Kesinlikle. Anlatamayız kesinlikle yani. Olağanüstü bir santrafordu. Yani bu tarz adamları şöyle çok değerli buluyorum Mehmet abi. Ve bence Türkiye'de özellikle büyük takımların, özellikle çünkü büyük takımlar bu konuda daha ekonomileri de bu güçleri de var. Şöyle misyonları olması gerekiyor. Her şeyden bağımsız. Çocukları, işte gençleri futbolu sevdirmek adına bir misyonları var büyük takımların Türkiye'de. Çok önemli misyonları var. Ve futbolcu bir takımı o takımın renkleri için genç bir çocuk bir takımı o takımın renkleri için sevmiyor, tutmuyor. En başta. O takımda bir kahraman görüyor ve o kahraman için o takımı tutuyor. Doğru. O kahraman için o takımın taraftarı oluyor. Büyük takımların mesela işte Trabzonspor'un işte Türkiye'de doğan çocukları Trabzonsporlu yapmak için işte bir misyonu var. İşte Şota gibi bir adamı getireceksin. O çocuklara bir kahraman sunacaksın. Doğru. İşte Galatasaray bunu yapıyor. Bence Türkiye'deki en başarılı takım bu noktada bu Galatasaray. Ya bir ara Drogba'yı getirdi. Çocukları yani bir kahraman sunuyor. Doğru. Çocuklara. Çocuklar için bir futbol takımını tutmak o önce orada bir kahramanı birkaç sevmekle başlıyor. Birkaç kahraman olabilir ama yani böyle olabilir, büyük olabilir. Yıldızlar tabii ki. Olabilir. Böyle hani böyle çok uzun süre bir takımda oynamış böyle efsane olabilir. Adamlar. Kesinlikle. Ya da genç yıldızlar. Kesinlikle. Ya Hami Mandralı vardı gibi. De, Trabzonspor'da gibi yani. Bunlar ben bunları çok değerli buluyorum. Çok önemli buluyorum bunları. Haklısın. Birisinden imza ya da selfie istedin mi? İstedim ya, çok istedim ya. Ben başarılı bulduğum insanları takdir etmeyi, o insanlarla fotoğraf çekmeyi çok severim ya. En mutlu olduğun kim mesela? Küçükken o zaman beni en fazla mutlu eden imzasını aldığım Hami Mandıralı'ydı yani. Çok küçüktüm o zaman. Hami. Popüler biri olduğunu ne zaman anladın? Popüler biri olduğumu lisede dersin tam ortasında sınıfa kameraların, gazetecilerin girip Ergin Keleş'le röportaj yapabilir miyiz dediğinde... O zaman evet, İnsan yani popüler bir adam. Şirazesi kayabilir. Kaydı mı seninle? Evet, kaydı tabii. Kaymadı mı? Mesela Sakarya'da oynarken antrenman tesislerinden daha çok İstanbul'a gidiş geliş yolunda geçiyormuş vaktin. O normal, o olacak artık. Yani o olması gereken genç o. Genç adamsın. Olması ya. Genç adamım ben. Gelmişim bana parayı vermiş. Ne yapacağım Sakarya'dan? Nereye gidiyorsun İstanbul'a? Allah aşkına yani ondan sonra da kümede düştük zaten Sakarya'da. Yani, maalesef. Sakarya'da bu ara muazzam bir futbol şehri. Evet. Ama mesela bana çok yüklenmemek de lazım. Yani şöyle yüklenmemek lazım. Ya o zaman santrafor hattı Franco Kangele. Kangele vardı. Ya gol kralı Okan Yılmaz. Marcel Embayo. Ergin Keleş. Ben dördüncü santrafordum. Genç, yetenekli diye gittim. Ama oynadım. Sakarya taraftarı öylesine inatçı, öylesine oyuncusuna güvenen bir taraftar ki bir sene boyunca o maraton tribünde resmen ikiye bölünmüşlerdi. Adamlar hiç vazgeçmeden, o tatangalar muazzamlar. Ergin gol gol gol, Okan gol gol gol, Ergin gol gol gol, Okan gol 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 diye bağırdılar. Ne ben ne Okan abi gol atabildik. Atamadık yani.
ve düştük. Ama adamlar hiç, adamlar hiç vazgeçmedi yani. Hiç Kangele de biraz tane gol attı. Biraz dengesizdi Kangele. Acayip maçlar oynardı, sonra bir yatardı. Kendi başına oynuyordu. Yani kendi hikayesi, kendi dünyası. Zaten kendi hani takım oyuncusu olsa da Türkiye'ye herhalde gelmezdi. Gelmez, mümkün değil gelmezdi. Çok yetenekliydi. Kendince İspanya'da bir dünyası, falan uçardı yani. Aynen öyle. Kendince bir dünyası vardı. O dünyada futbol oynuyordu yani. Evet. Hafızandan bir anıyı silmek istesen hangisi olurdu bu? Yücel Hoca'yla olan anımı diyeceğim ama hafızandan silemediğin gibi kayıtları da geçirdin. Yok. Şeyi silmek isterdim. Güzel hikaye. Şeyi silmek isterdim abi. Trabzonspor'da bir Gökdeniz abinin soyunma odasında bana bir bakışları vardı. Ve bir Bursa Spor maçıydı. Gökdeniz abi topla beraber inanılmaz hızlanmıştı. Yaklaşık 20-25 metre top sürüp resmen altı pasın çizgisinden topu bana çıkartmıştı. Artık bomboş yani, al at bunu der gibi. Ben de Trabzonspor'da gencim, giriyorum olmuyor, giriyorum olmuyor. Topa bir vurdum, yandan out. Bomboş. Gökdeniz abi öyle bir bağırmıştı bana ki o zaman sahanın içinde. Ama o an benim için şöyle de bir andı. Birçok şeyin kırıldığı andı. O an şöyle dedim. Galiba olmayacak dedim ya. Hadi ya. Olmayacak dedim yani. O andı. O an o kadar üzülmüştüm ki. Maç bitti, soyunma odasına girdim. Oturdum. Gökdeniz abi de tam karşımda oturuyor. Hala bana bakıyor böyle. Sinirli sinirli. Gökdeniz abi de sağ içinde biraz sinirliydi canım abim benim. Kötüymüş o ya. Anı o anı silmek isterdim. Çünkü o an benim için galiba olmayacak dediğim andı yani. Trabzonspor'da galiba olmayacak dediğim andı. Yani dolayısıyla bunu hafızandan silmenin başka anlamları da var. Çok İş değişirdi yani. Çok anlamı var, evet. Kendi kendine konuşurken kendine hak mı veriyorsun yoksa kendine kavga mı ediyorsun? Daha çok kendimle kavga ediyorum. Herkes böyle galiba. Yani bence bu biraz şey ya, biraz ama biraz bunda şeyi de aramak lazım. Biraz görmüş, geçirmişlik, biraz daha sakin kaldığın peki, zaman. Peki o zaman döndün geri olsun. Ne önerirsin çocuklara, ne söylersin 15-16 yaşında birisine? Kitap yazdık abi. Kitabı okumalı. Vallahi kitabı okusunlar özetle. Artık bir zahmet yani. Bir özet. Bir kere kesinlikle kendilerine hata yapma hakkı versinler. Hata yaptıklarında, hata yapmak onları başarısız insan yapmaz. Hata yapmak onları mutsuz insan yapmaz. Ve söyleyeceğim şimdi artık çok, daha zor sosyal medya var. Evet, şimdi en net şey asla ama asla ailelerinin kendilerine çizdikleri hayatı yaşamak zorunda değiller yani. O hayalleri, ailelerinin hayallerini yaşamak ve yaşatmak zorunda değiller. Burada herhalde ailelere de bir şey söylemek lazım. Tabii. Benim mesela yapamadığınız şeyleri çocuklarınıza yaptırmayın arkadaşlar. En son abi mesela Kastamonu'da oynuyorum. 23 yaşında bir çocuk var. Trabzonlu bizim. Beşikdüzülü bir çocuk. Çocuk odama geldi en sonunda. Orta saha bak, 23 yaşında Trabzonlu, Beşikdüzülü. Ergin abi dedi, babamla konuşur musun? Ne oldu? Abi lütfen babamla konuş dedi ya. Ağlayacak çocuk. 23 yaşında çocuk. Babasıyla konuştum. Babası tabii. Aa Ergin merhaba falan. Ne istiyorsun bu çocuktan sen dedim babasına. Ya biz onun iyiliğini istiyoruz. İyiliğini istiyorsan bırak dedim çocuğu. Ya niye falan. Sana ne dedim ya. Çocuk maçta iyi oynamış kötü oynamış. Sana ne? Ya Ergin falan. Ya sana ne dedim. Sana ne? Bu çocuktan bir şey mi bekliyorsun? Ya ben o iyi olsun istiyorum. O iyi olur dedim. Sana ne? Bırak çocuğun peşini dedim ya. Kahvede gidip kendi çocuğunu mu anlatıyorsun arkadaşlarına? Bu mu dedim ya? Ya ne yapalım o zaman? Arama dedim çocuğu. Ara da maç için arama. Antrenmanda ne yaptın diye sorma. Sorma, bu takımda onun büyükleri var, abileri var. Biz konuşuyoruz zaten ya. Bunu kırmak lazım abi. Bunu kırmadan olmayacak. Hala aynı yani. Çok hiç değişmiyor. Evet. İlk celebrity crush'ın, aşık olduğun çocukken ünlü. Monica Bellucci. Yakışır. Güzeldir, ablam güzeldir. Ablam iyidir. Tek bir yemek hakkın olsa hangisini seçerdin? Balık. Hangi balık? Balık mı, hamsi mi? Balık. Öyle derler, öyle sorarlar. Balık. Hanım balık mı alayım, hamsi mi alayım? Balık. Ben çok hamsici değilim ya. Değil misin? Değilim, çok hamsici değilim. Ben balık. Ne hangi? Barbun. Barbun ha. Barbuncuyum. Samsun'da güzel bir. Barbun, ya. Karaburun. Zengin işi. Of. Tabii of. Evindeki en pahalı eşya. Evimdeki en pahalı eşya belki saatim olabilir yani. Saat. Okay. Telefonundaki en ünlü kişi. Ünlü kişi çok yok bende abi ya.
Yani ünlü bizim, benim çok iyi dostlarım, arkadaşlarım vardır. Yani ünlü. Nasıl yani? Yani abi, ne bileyim, Arda vardır, ünlüdür falan. Pek ünlü değil o ya. Kaytarma yılanın. Hakkını helal et, unuttum. Yalan değil bu herhalde, normal yani. Şey düzgün, yani şey doğru bir cevap. Yok, hakkını helal eti koyuyorum ki daha inandırıcı olsun. Anladım. Diye. Yani Ergin gelecektin, ne oldu? Hakkını helal et, unuttum. Arayacaktın, hakkını helal et. Yok, bence gene yalan değil. Dürüst adammışsın. En çok neye para harcıyorsun? Gezmeye. Yurt dışı seyahatleri. Evet. Hele de şimdi dolar falan, euro uçtu. Bir de eskiden tek başına geziyordun. Şimdi hanım çocuk iyice pahalı. Şimdi eşim, benim güzel eşimle geziyorum. Gene tek başıma da gezerim ben. Öyle mi? Evet, tabii tabii. Tabii. Benim o konuda ben eşim kendisine çok özgüveni çok yüksek bir. Ne güzel. Yüzden. Asansörde kiminle kalmak istersin? Futbol dünyasından Ancelotti, hayattan Kleopatra. Tabii sorarım ona direkt. Kleopatra ile asansörde kalmak. Koca koca Marcus Antonius'u ve Roma'yı ne hallere düşürdün diye sorarım abi ben. Merak ederim. Sonra bir bakıyorsun asansörden mumyalanmış şekilde çıkıyorum. Kendine dair hak verdiğin eleştiri. Çabuk sinirleniyorum. Fevriyim. Fevri bir adam. Hala mı? Yani biraz törpüledim ama hala var. Fevriyim. Ancelotti'ye ne soruyordun peki? Ancelotti'ye de mesela bu kadar büyük yıldızların seninle bu kadar ekstra performans vermesinin sebebini sorardım mesela. Neden ben değil de Benzema? Onu sormazdım. Muhtemelen beni asansörden atabilirdi o zaman. Aynı turnuvada gol kralı oldunuz çünkü, değil mi Benzema ile? Benzema ile oldum ya abi, o da benim başıma böyle oldu. Artık nerede şey yapsam, ah Ergin abi Benzema nerede, sen nerede? Geçen bir restorana gittim, garson geldi. Ergin abi bizce sen daha iyisin Benzema'dan diyor. Yok. Ya, oğlum bırak işte, sen menüyü getir bana. Yemek yenmez orada. Ya Allah'ım ya. Dur ya, yemekleri onların, oranın. Hayatını bir duvar yazısıyla özetlesen neyi seçerdin? Hayatımı bir duvar yazısıyla özetlesem abi şunu söylerdim. Haklı olduğumu bana hep, haksız olduğumu bana hep yüksek sesle söylediler. Haklılığımı hep düşük seslerle. O insanları da yok etmek isterim yani. Biraz fevrileştik gene. Evet. Süper gücün olsaydı ne olmasını isterdin? Az önce dediğim gibi o insanları yok etmek isterdim. Teşekkür ediyorum ya. Ben abi. Teşekkür ediyorum Mehmet abi. Çok güzel. Çok keyifliydi yine her zamanki gibi. Lütfen fevri olma. Evet. Teknik direktörlükte de başarılar diliyorum sana. Bundan sonraki kitabını 75 yaşında yazacakmışsın galiba. Öyle düşünüyorum ama eğer artık ilerideki teknik direktörlük kariyerimde de yine futbolculuk kariyerim gibi geçerse yazmam. Peki bu fevriliği tabii teknik direktörlükle devam edersen iş mümkün daha kolay. Değil. Mümkün ha? Yok. Hiç daha kolay değil yani. Değil, hiç değil. Ama mesela ben şuna inanıyorum. Şöyle bir şey var, onu da hemen dipnot söyleyeyim abi. Teknik direktörlük aslında çok fazlaca bir yönetme sanatı. Şuna inanıyorum, özellikle bizim coğrafyamızda, bizim ülkemizde. Oyuncuyu yaralı bırakmayacaksın. Çok ciddiyim. Ya oyuncuya düzgün davranacaksın, iyi davranacaksın. Düzgün davranacaksın. Ya da yollayacaksın. Ya da onu yok edeceksin. Yaralı bırakmayacaksın. Yaralı kalan her oyuncu bu coğrafyada, bu ülkede intikam alır yani. Alman'ın ilk fırsatta onu kovalar. Çok net yani. Bunu bu ülkenin şartlarında, bu ülkede böyle düşünüyorum. Sadece futbolda değil, her yerde de böyle. Biliyorsun bizim ülkemizde düello geleneği yok. Bizde pusu kurma geleneği var. O yüzden... Asla yaralı bırakmayacaksın bir oyuncuyu. Buna inanıyorum. Yok edeceksin. Yok edeceksin ya düzgün davranacaksın. İyi davranacaksın ya da yani. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Her zaman büyük keyif. Kitabı da hakikaten. Yani Ergin burada diye söylemiyorum. İki defa okudum ben. Çok değerli. Hakikaten. Çok teşekkür ederim. Ders kitabı olabilecek nitelikte. Programımızın sonunda her zaman olduğu gibi bir selfie tabii çekmek istiyoruz. Müsaade edersen. Tabii ki abi. Çok da kibarım gördüğüm gibi. Kalemimizi alıyoruz. Öyle değil mi? gül peki hadi gül.